Arkadaşlar merhaba. Başlıktan da görebileceğiniz üzere bu videoda sizlere 3 inhibitörümüz açıkken oyunu nasıl kazandık bunu göstereceğim. Bunun videosunu anlatacağım. Şimdi öncelikle hemen sizlere şöyle rünlerimi göstereyim. Camille oynuyorum bu maçta ve rünlerim bu şekilde. Grafiklerden hasara baktığımız zaman 49-50K'lık bir hasarım var. Benden daha çok Orianna'nın vurmasının nedeni ise alan hasarı vurması. Oyun bu kadar uzayınca bu kadar bir tık önüme geçmesi gayet normal. Maç şu şekilde dereceli bir maçtı. Platin 4, Gold 1 arası bir elo ve hemen sizleri şey yapmadan, bekletmeden direkt maçın içine geçiyorum ve sizlere anlatacağım çok şey var. Aslına bakarsanız maçın özeti şu. Çok geri düşüyoruz. Moral motive kaybediyoruz derken iyi oynayıp kazanıyoruz. Bu sefer de çok aşırı kazanmaya başlıyoruz ve bu sefer de biz satıyoruz. Yani bir onlar satıyor, bir biz satıyoruz. Bir onlar satıyor, bir biz satıyoruz diyebilirim. Öncelikle burada normalde bu video direkt bu maç direkt video olacaktı. Yani ben Camille oynarken bu maçı çekiyordum. Fakat başta aşırı kötü hareketler yaptığım için dedim ki bu maçı çekmeyeyim. Ben sadece oyunumu oynayıp kazanayım. Burada kaydı ayarlıyorum falan. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben şu ayarları yapsam güzel olur. Şöyle bir ayar vardı. Skor tablosunu gösterelim. Tamam. Şimdi maçı başlatalım. Şimdi maçımız başlıyor. Ben gidiyorum Dora'nın kılıcı alıp başlıyorum. Nasus da dokuma kalkan alıyor. Burada maça başlıyoruz. Videoya giriş yapıyorum. Konuşuyorum falan. Buralarda bir şeyler yok. Daha sonrasında geliyorum. Burada şey yapıyorum. Kırmızıya yardım ederken gidiyorum Q açıyorum. Video çektiğim için burada gidiyorum Q açıyorum. Normalde Camille'de W başlarsınız ki yani. Sağ üst köşeden bu arada Camille nasıl oynanır detaylı videosuna oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada konuşuyorum, farmlıyorum falan derken bir anda böyle Nasus'ta şurada bir TF'ye giriyorum. Neden bilmiyorum ama şurada diyorum ki ben Nasus'la savaşırım. Canı da bu kadar azaltmışım zaten. Botları falan basıp burada savaşıp sonra ölüyorum. Nasus hayalet falan basıyor hasar atsın diye ama burada beni kesmeyi başarıyor. Neyse sıkıntı yok. Burada direkt teleportumu atıyorum. Tekrar lane'e geliyorum. Lane'de farmlamaya devam ediyorum. Derken hala agresifim bu arada. Adama hala agresif yapmaya çalışıyorum. İkinci W açtım. Bu arada konuşuyorum tabii. Şöyle oldu böyle oldu falan konuşuyorum. Burada adam 3 oluyor. Ben hala 2 levelim. Adama hala böyle agresiflik yapıyorum. 3 oluyorum. Ve koridorumuz bu safhada. Yani burada hep burada savaşıyorum. Küçük takaslar, minyonlar alıyoruz falan. Ben şurada bir yerde adama tekrar dalacağım. Şimdi burada bu kadar minyon varken ben yine de burada adama dalıyorum. E'mi kaçırdım. Normalde E'mi güzel atsam adamı keserdim büyük ihtimalle. E'mi kaçırdım. Q'ya yetişemiyorum. Yapacak bir şey yok. Gank geliyor tam o sırada da. Beni kesiyorlar. Yani E'yi tuttursam adamı keseceğim. E'yi tutturamıyorum. Ölüyorum. Olduk 2-0. Pardon 0-2. Daha sonrasında tekrar doğuyorum. Lane'e gidiyorum. Alabildiğim tek şey bir tane kılıç. Burada farmlıyorum. Ya zaten yapacak bir şey yok. İttireyim diyorum, ittiremiyorum. Arada birkaç defa farm kaçırıyorum. Sonra diyorum ki lane'i bu safhada tutayım. Daha fazla ittirmiyorum. Yavaş yavaş ittiriyorum. Buralarda pek bir şey yok. Yavaş yavaş lane'i ittirdim. Sonra şurada Nasus'u görür görmez hemen hasarımı bırakıyorum arkadaşlar. Bakın. Tamam. Yani bu çok mu geri oldu? Şöyle göstereyim. Şimdi buradayım. Nasus'ta pırıltı var. Dokuma zırh var. Çizme var. Şu var falan. Bende sadece Doran kalkanı var. Fakat karakterin ne yapacağını biliyorum. Nasus'u gördüğüm an direkt atlıyorum. E ile atladım. E'yi vurdum. Düz vuruşu vurdum. İkinci Q'mu atıyorum. Düz vuruşu tekrar atıyorum. Kalkanı alıp Q'mu pasifini atıyorum. 44'e hasar verip çıkıyorum. Adam normalde benden bayağı önde şu an. Ben minyonda öndeyim ama bu şeyden dolayı, karakterin hızlı olmasından kaynak. Burada agresifliği asla kesmiyorum. 2 kere ölmüşüm, hala agresifliği kesmiyorum. Burada adamı keseceğimden eminim bu arada. O yüzden yine sonuna kadar ittiriyorum. Arada işte adama falan vuruyorum. Şurada görüyorsunuz adam 5 level. Ben 6 levelim. Diyorum ki burada adam 6 olmadan içeri girebilirsem bu adamı keserim. Fakat adam şurada şu minyonla birlikte 6 oluyor. Bizim o planlar suya yatıyor. Ama yine de tabii ki kesme ihtimalim var. Burada adamla uğraşıyorum falan filan. Sonra burada Ekko'nun geldiğini görüyorum. Ekko'nun geldiğini görünce ben şuradan geliyor diye bekliyorum. Adam buradan geliyormuş. Burada dalıyorum. Nasus bana dalıyor. Daha sonrasında yapacak bir şey yok. Ben Ekko'yu hala buradan beklerken adam hala buradan böyle uğraşıyor. Yani baktın şuradan girmeye çalışıyorsun. Ben burada fightlıyorum. Direkt dön buradan böyle. Adam hala buradan girmeye çalışmış. Burada ölüyorum. Üstüne bir de Ekko ölüyor. Şimdi dakika 7. Nasus 3-0 olmuş. Ben 0-3 olmuşum. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Normalde videoydu. Burada videoyu kapatıyorum ve ciddi oynamaya başlıyorum. Çünkü işler çok sıkıntıya girdi. Videonun başında şey diyorum işte, bu Nasus'u kastırmazsak late'de zaten illaki dövecek. Late'e gelmeden bu oyunu bitirmemiz lazım falan filan derken Nasus dakika 7'de 3-0 olunca ben videoyu kapatıp tryhard bir şekilde oynamaya başlıyorum. Şimdi burada doğduk. Aldığım tek item ağır kan. Bunu almanın nedeni de vuruşlardan sonra bunun bu pasifi kalkmış. Bunun nedeni yok. Direkt bunu aldım. Çünkü burada ilah sinirine gideceğim. Param buna yetiyordu. Bunu aldım. Fakat şimdi 6 levelim. Tam da eşitiz. Nasus bu canla burada bekliyor. Ben ta şurada gelirken Nasus'un bu canla burada beklediğini görüyorum. Diyorum ki artık yeter. Ultim falan var zaten. Direkt patır çatır bu adama dalıp bunu kesiyorum. Şimdi 600 gold aldım mı? Normalde kill alsam 300 gold alacağım. Bu adamı kestim. 2 kill altına aldım. Yani ben şu anda 1-3 değilim. 2-3. Daha sonrasında burada farm falan. Devam. Koridoru sonuna kadar itiyorum. Kırıltı falan alacağım. O yüzden koridoru sonuna kadar itip burada base'imi atıyorum. Base'imi attım. Pırıltımı aldım. Bir tane de yakut kristal aldım. Lane'e geldim. Şimdi burada pırıltımı aldığım için Nasus'a yine direkt agresifliğimi yapıyorum arkadaşlar. Takaslarda da önde çıkıyorum. Her Q'um geldiğinde, her kalkanım geldiğinde, dürtebildiğim her pozisyonda şey yapıyorum. Adamı dürtüyorum ve aldığım rünlerden dolayı her rünüm geldiğinde, horttan pençesi geldiğinde adamı dürtmeye çalışıyorum. Burada fight diyoruz. Şimdi burada sıçrama attım. Burası çok güzel yer arkadaşlar. Adam burada benimle fight diyor. Burada sıçrama atıyorum. Çıkıyorum. Viego'yu görmüyorum. Viego bana geliyor. Buraya kadar. Ve 2'de 2. Tryhard oynamaya başlıyoruz. 2'de 2'mizi alıyoruz. 0-3 olan Camille bir anda 3-3 oluyor. Üstüne bir de 300 gold. Altın veriyorum şu an. Şimdi burada ben fightlamaya başlıyorum. Neyim var neyim yok burada zaten kaybediyorum. Şurada sıçramı kaybettim. Viego'nun geldiğini görmüyorum burada. Nasus doğru oynasa beni büyük ihtimalle keser ama ben burada ultimi saklıyorum. E'mi saklıyorum ya. Yani ultim gelecek. E'mi saklıyorum. Canıma bakın. 68 canım var. Burada yaptığım tek şey E ile kaçıp hemen adamı stun atmak. Daha sonrasında zaten şurada vurduğumda direkt kalkanım var, pasifim var, kalkan alıyorum. Adam ölüyor. Nasus bana vurmasın diye ben adam üstüne direkt ulti atıyorum ve Nasus kuleye vuruyor. Bana tıklıyor normalde ama ben adamın üstüne ulti attığım için Nasus gidiyor kuleye vuruyor. Benim zaten burada Q'mun ikinci fazla vuran ikinci Q'm etkin. Direkt onunla birlikte vurup skoru alıyorum. Buradan sonra bizi kimse durduramıyor arkadaşlar. Biz buradan sonra aşırı bir güç kazanıyoruz. Zaten şöyle size göstereceğim. Burada base bile atmıyorum. Zaten jungle'ı falan da kestiğimiz için. Sonuna kadar ittiriyorum lane'i. Üstüne üstlük bir de 2 tane bariyer alıyorum. 2 kill aldım. 2 bariyer aldım. 72 farmdayım. Burada gelip direkt ilah sindirineni bitiriyorum. Daha sonrasında çizmem geliyor. Direkt çizmeyi alıyorum. Sonra Nasus'la fightlıyorum. Burada gördüyseniz bir E kaçırdım. Neyse, bu saatten sonra artık Nasus'u 7-24 kesecek pozisyona geliyorum ben. Zaten görüyorsunuz Nasus artık çok yanaşmıyor bize. Orada E kaçırmasam bu arada Nasus'u daha erken kesecektik. Ben şimdi pozisyon kovalıyorum. Hani Nasus'u yakalayıp keseceğim. Zaten ultim falan da var. Adamı sadece bana biraz yaklaşmasını bekliyorum. Yaklaşıyor, ultimi atıyorum. Kesiyorum. 0-3'lük 4-3 olduk. Kar topunu yakaladık. Yani Nasus'u başta Nasus'u bir kere kestik, bize 600 gold verdi. Sonra Viego ile birlikte geldiler. İkisini kestik. Ondan sonra zaten oyun kırılma noktası. Burada ben kuleyi alıyorum. 0-3 iken ilk kuleyi biz yıkıyoruz. Adamın farmda falan da önüne geçiyorum. Şu an her şeyde çok önündeyim. Adam burada bana her şeyini basıp dalıyor. Arada 2 level fark var. Bu arada bunun yapmasının nedeni benim başta çok kötü oynamam. Yani başta o kadar çok kötü oynuyorum ki adam böyle beni direkt gelip kesebileceğini sanıyor. Bu da sıçratıp ondan sonrasında kaçıyor. Ne var ne yok önce atıp dalmaya çalışıyor. Ondan sonra sıçratıp kaçıyor. Burada koridoru itiyorum. Farmlamaya devam ediyorum. Şimdi şuraya geldikten sonra tekrar bir şey yapamayacağım için burada şey yapıyorum. Şurayı şöyle göstereyim. Şimdi ben yukarıdayım. Farmlarken burada Akali'nin canı bayağı az. Daha sonrasında burada Akali'ye bir ilham geliyor. Orianna'ya dalıyor. Ben de bunu görüyorum. Burada bekliyorum. Akali'nin ne yaptığını görmüyorum şu an. Burada bekliyorum. Akali nereye gitti görmedim ama şurada gördüm. Ulti efektini gördüm. Dedim burada bir yerdedir. Biraz bekliyorum base atmasını. Base atsın, markete açsın falan diye bekliyorum. Daha sonrasında Q basıp hemen E ile kill alıyorum. Tertemiz. Şu an üzerimde 450 gold yük var ve burada Ekko'ya bir tane sticker atıyorum. Artık emot atıyorum. 0-3'lük 5-3 olduk. Oyunun bütün gidişatı, kaderi şu an elimizde. Ayrıca burada Nasus'u görüyoruz. Base atacakken yol üstünde Nasus'u kesiyoruz çünkü benim ultim var. Daha sonrasında Nasus'u kestiğim için ben burada ittiriyorum. Normalde base atacaktım ama Nasus'u kestiğim için ittiriyorum. Mavi takımın kulesi yerle bir oldu. İttirmeye devam ediyorum. Burada bir yerde Nasus geliyor. Nasus gelmiyormuş. Viego geliyor. Sonra ben şurada gidiyorum. Base'imi atıyorum. Şimdi aldığım ikinci item direkt vahşi hayra. Neden? Lane'i itmek için. Bu kadar. W ile birlikte arka minyonlara, büyücü minyonlara W'nuzun büyüğünü atıyorsunuz. Daha sonrasında zaten düz vuruşla hepsi ölüyor. 6-3'üm şu an. 2 item bitti. Nasus'la direkt fight diyorum. Nasus'tan bir item öndeyim. Hatta Nasus gidip İonya çizmesi aldığı için şu çelik kaplamalı çizmelerden dolayı 1.5 item öndeyim neredeyse. Nasus'la direkt fight diyorum. 1v1 fight diyorum Nasus'la. Ultisini falan açıyor ama nafile ben burada aşırı güçlü olduğum için Nasus'u kesiyorum. Ve aramda şu an Nasus'la 2 level sanırım fark var. Orianna geliyor, bu kuleyi alıyoruz. Şimdi buraya kadar oyun aşırı domine bir şekilde bizim. Yani ben acayip kasmışım. Bot lane'e hiç bakmıyorum ama bot lane de kasmış. Ben tek başıma şu an Nasus'u da kesiyorum. Aşırı güçlüyüm yani. Burada biri gelir mi falan diye bekliyoruz Orianna'yla. Kimse gelmiyor. Burada daha sonrasında mid'e doğru yöneliyorum. Burada Viego'nun pasifini, E'sini gördüğüm için yöneliyorum. Ve burada arkadaşlar işte o 3 inhibitörü verme hatasını tam olarak burada yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Biz burada ikimiz çok güçlüyüz falan filan. Takım yavaştan toplanıyor. İttirmeye çalışıyoruz. Ben burada ittirecekken diyorum ki Nasus solo'da gideyim Nasus keseyim. Derken adamlar burada fightlamaya başladığı için ben burada tekrar fight içerisine dönüyorum. Burada hemen Karma'yı yakalıyorum. Biraz hasar verip çıkıyorum. Çünkü kesemem. Ulti falan atsam bile kule altı olacağı için riskli. Biraz hasar verip çıktım. Bir çık yapıyorum. Daha sonrasında şurada o hatayı yapıyorum. Burada baktım canlar çok az. E ile içeri dalıyorum arkadaşlar. İki kule arası içeri dalıyoruz. Ortada minyon kalmadı. Burada Viego killleri topluyor. Ben hala ısrar ediyorum. Ve şurada ultimi bir tık daha geç atayım derken ultimi atmıyorum. Atamıyorum Viego'ya ve Viego gidiyor. Bizimkileri kesiyor. Onların hepsini kestikten sonra işte kule vuruyor falan filan derken beni de kesiyor. 1000 gold'u alıyor Viego. Killleri alıyor ve Karma burada 4-1 oluyor. 4-0 oluyor. İşte burada benim kar topunu kaybediyoruz ve Viego'nun çağı başlıyor artık. Öyle söyleyeyim size. Viego bu saatten sonra aşırı güçlü bir hale geliyor. Ayrıca Karma da öyle. Karma da çok güçlü bir hale geliyor. Burada yapabileceğimiz en kötü hatayı yapıyoruz yani. Daha sonrasında ben burada tekrar doğuyorum. Şimdi omurga kırana gidiyorum. Çünkü istediğim şey tamamen ayrı kittirmek. Burada Nasus'u görüyorum bu arada. Pinkleri ben atıyorum Nasus'a dalın diye. Burada Nasus'u yakalıyoruz. Daha sonrasında kesiyoruz. Herkes dağılıyor. Ben lane'i itmeye devam ediyorum. Fakat şu an şöyle bir şeye kapılıyorum. Aşırı güçlüyüm, herkesi kesebilirim. Tamam, aşırı güçlüyüm, herkesi kesebilirim. Ama burada Viego diye bir şampiyon var. Yani her kill aldığında başka birine bürünüyor, can kazanıyor. Arkasında Karması var 5-0. Onlar bizden daha güçlü. Yani ben 1'e 1'de güçlüyüm ama 2'ye 1'de onlar şu an benden çok daha güçlü. Lane'i sonuna kadar ittirip yapacağım hiçbir şey yok. Burada adamların ormanına da dalıyorum artık. Kaydı bir kontrol edeyim bu arada. Tamam, kayıtta sıkıntı yok. Daha sonrasında burada Nasus'u görüyorum. Nasus'u kesmek için Nasus'un arkasından giriyorum. E ile girdim. Q'larımı kullandım. Dürtüyorum, vuruyorum falan. Ultimi biraz daha canının azalmasına saklıyorum derken hareketi gördünüz. Burada bir tane E kaçırıyorum. E'yi şuraya atacakken şuraya atıyorum. Yani kaçırıyorum işte. Ultimi de bir tık sonra sakladığım için E'yi kaçırdıktan sonra ulti atmak istemiyorum. Fakat yapacak bir şey yok. Ultimi atıyorum. Ama ölüyorum. E kaçırdığım için öldüm. İşte şey kafası ya. Çok güçlüyüm. Kafasına girdikten sonra artık rakiplere sürekli böyle dalıyorum. Ve şu saatten sonra artık ben satmaya başlıyorum. İşte herkes itiyor falan filan. Burada tekrar doğduk. Direkt teleport atıyorum. Nasus'u burada görüyorum. Bizimkiler altta olduğu için ben direkt teleportla lane'e gelip daha sonrasında direkt Nasus'a dalıyorum. Orianna'nın yardımıyla Nasus'u kesiyoruz. Daha sonrasında itmeye devam edeceğim. Fakat burada bizimkiler baron istiyor. Hemen barona giriyoruz. Şimdi Ekko'nun canı bayağı bir azaldı barondan. Burada bekliyorlar. Ben de şeyi bekliyorum. Her ne kadar içeride olsam da şurada birini gördüğüm anda direkt buradan böyle E ile atlayacağım, onu bekliyorum. Gözüm bir taraftan onda. İçeri şey giriyor. Akali giriyor. Ben atlamayı beklediğim için zaten direkt Akali'ye atlıyorum ama Akali hem içeri girip double basıyor, üstüne bir de Zonya basıyor. Ben çok önde kaldığım için tekrar çıkmak zorunda kalıyorum. Çıkıyorum. Burada Akali Orianna istiyor. Önce Akali'yi kesiyoruz. Daha sonrasında burada Kaisa'yı kesiyoruz. İçeride Viego baronu çalmaya çalışıyor ama baronu Kalista alıyor. Direkt Karma'ya yöneliyorum fakat Karma sıçrayla birlikte kaçıyor. Daha sonrasında burada Vibe'ı tekrar biz alıyoruz. Kartopunu tekrar biz alıyoruz. Yani oyunun kontrolünü tekrar bizde. Herkesi kesiyoruz. Falan. Burada itiyoruz. Ekko'yla. Burada hemen bir tane kule alıyoruz. Bu inhibitörü alacakken geliyorlar. Bizi basıyorlar. Sonra biz kaçmaya çalışıyoruz. Kaçarken de bu arada çok şey değiliz. Yani kaçsak mı kaçmasak mı? Daha doğrusu ben öyleyim. Acaba kaçsam mı kaçmasam mı kafasındayım ama baktım Ekko ölüyor. Ben de kaçıyorum tabi ama burada Ekko ölüyor yani. Burada Viego'yu kesebilirim. O yüzden Viego ile fightlıyorum. Viego 13'le var, ben 16 levelim ama Viego akıllılık edip daha sonrasında çıkıyor. Bir tık daha yani ben de savaşmak istese direkt keseceğim. Burada tekrar aşağıya doğru yöneliyorlar. Onlar yöneldiği için ben de takipliyorum onları. Burada aim'i doşluyorlar ama ben arkada takım olduğunu bildiğim için direkt ultiyle Kaisa'yı yakalıyorum. Benim canım çok azalıyor. Ben çıkıyorum ama Kaisa'yı kesemiyorlar. Daha sonrasında burada ben tekrar içeri giriyorum. Daha sonrasında da direkt Karma'ya yöneliyorum. Orianna ile birlikte. Karma'yı burada kesiyoruz. Tekrar adamları kestik. Öndelik tekrar bizde, üzerimizde baronlar falan filan derken biz burada bir sonraki hatayı yapıyoruz. Bir sonraki büyük hatayı yapıyoruz. Bizimkiler ejder'e gidiyorlar. Orianna ile ben burada adamları kesmeye çalışıyorum. Adam güzel oynuyor. Ben üzerine E ile atlayınca E ile üzerime geri atlayıp önce beni kesiyorlar. Sonra gidiyorlar Orianna'yı kesiyorlar. Buradaki tamamen benim hatam yani. Tamamen benim hatam. Ejder dirilecekken gidiyoruz. Boş yere ölüyoruz. Üzerimizde bir de baron var yani. Burada bizimkiler ejder alıyorlar. Sonra direkt base'liyorlar. Bu arada ben doğuyorum. Ve çıktığım itemler şu şekilde arkadaşlar. Önce ilah sindiren aldım. Sonra vahşi aydırı aldım. Omurga kıran bitirmeye çalışırken şurada bir kere nasıl öldüm ya şurada. Burada nasıl ölünce gittim Celad'ın çağrısı aldım. Çünkü o iteme ihtiyaç varmış diye düşündüm. Daha sonrasında omurga kıranı bitirdikten sonra burada koruyucu melek almak için gittim bunu aldım. Bir sonraki itemim koruyucu melek olacak ya da şeyi alacağım. Şu testere gibi olan itemi alacağım. İsmini tam bilmiyorum. Burada Nasus'u görüyorum. Dalıp dalmamakta kararsızım ama Nasus beni görüp çıkınca ben biraz moda giriyorum. Ama Nasus'a karşı dalmıyorum. Sadece ittiriyorum. Burada sonuna kadar ittiriyorum. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bizim yaptığımız ikinci büyük hata yani benden kaynaklı Ekko da burada bekliyor. Bana güveniyor ama biz bilmiyoruz ki bütün takım buraya geliyor. Bütün takım buraya geliyor. Ben Nasus'la küçük küçük fightlamaya başlarken şurada baktım Diego'nun E'sinin pasifi var. Yani işareti var. Direkt topu çıkmaya çalışıyorum. Sıçram falan yok. Direkt burada ölüyorum. Ben öldüm. Haliyle Ekko da ölüyor. Çünkü adam E'sini atıyor burada. Biz bu arada bunları yaparken bottan bizimkiler itiyor. En azından bottan bir tane kule alıyoruz. Daha sonrasında burada hiçbir olay dönmüyor. Kimse kimseyle fightlamıyor. Birkaç küçük işte dürtme şu bu falan filan derken şurada bizimkileri bayağı kovaladıklarını düşündüm. Şuraya kadar kovalıyorlar. Sonra ben buradan çıkacaklarını düşündüğüm için gidiyorum buraya teleport atıyorum. Sonra bir bakıyorum kimse yok. Ama burada Kaisa'yı görüyorum. Kaisa buradan hala ısrarla ittirdiği için burada riske atmamak adına hemen ultimi atıyorum. Kaisa'yı kesiyoruz. Bu arada ben çok iyiyim ama botumuz da gerçekten çok iyi. Bot bu kadar iyi olmasa bu arada kaybederdik. Şimdi oyun bizim için güzel görünüyor olabilir fakat sürekli hataları yapan biziz. Ve burada artık Viego kasılmaya başladı. Adamlar ölmeyi bıraktılar yani. Ben burada ittirirken burada olaylar dönüyor. Fakat benim tek düşündüğüm burada bot lane inhibitörü. O yüzden orada ne olduğuna bakmaksızın ben burada geliyorum. Kuleyi ittiriyorum. Kuleyi alıyorum. Sonra buradan direkt topu atıyorum. Buraya aldıktan sonra hemen mid'e geliyorum. Mid'i ittiriyorum az bir şey. Burada Karma'yı yalnız yakalıyorum. Derken 3 kişi oluyorlar. Sıçra atıyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Kaçamıyorum. Kaçış yolunda çünkü Viego kapatıyor. Burada baktım yapacak hiçbir şey yok. Akali ile fightlamaya çalışıyorum. Tam şurada eğme atıp şu duvardan çıkmaya çalışırken burada beni 50 kere yerime sabitliyorlar. O yüzden tertemiz bir şekilde burada da ölüyoruz. Bizi öldükten sonra bunlar baron istiyorlar. Zaten bütün takım burada. Bizimkiler tabi biraz geç ayıkıyor ama sonunda ayıkıyor. Burada rakip takım barona başlıyor. Bizim takımda yaklaşık işte 4.5K iken baronu fark ediyor. Burada ben Ekko'nun çalacağını düşünmüştüm. Güzel de bu ulti geldi ama çarpı çok erken atıyor. Baronu kaybediyoruz. Sonra burada fightlasak mı fightlamasak mı derken Ekko çok büyük bir hata yapıyor. Ekko giriyor. Ultisi yok adamın. İçeri giriyor. Ama sonrasında çıkmayı başarıyor. Burada devam etse büyük ihtimalle ölürdü. Sonra bizim bütün takım ölürdü. Şöyle bir şey var. Şimdi ejder var. Nerede gösteriyor bilmiyorum ama şimdi ejder çıkacak. Şimdi tekrar şöyle kapatayım. Ben doğuyorum. Direkt buraya koşuyorum ejder fight'i için. Zanun zincir kılıcı. Bu itemi bitiriyorum. Daha sonrasında direkt koruyucu melek gidiyorum. Çünkü artık bir fight'ta ayakta kalmam lazım. Burada gelir gelmez olaylar dönüyor. E'yi atıyorum ama içeri girmiyorum. Akali çok yakınımda. Ejder'i alıp direkt çıkıyoruz. Ekko'yu sattık burada. Ama Akali girmek istiyor. Sonra Akali giriyor. Fight diyoruz. Şimdi burada takım savaşı ikiye ayrılıyor. Şurada 3 kişi bunu kovalıyor. Burada 2 kişi beni kovalıyor. Bunlardan birisi de Viego, Ekko olmuş. Üzerime doğru geliyor. Burada ben artık hani şurayı dalmayı düşünemedim. Burayı dalmayı göremedim. Akali'yi göremedim yani. Yapacak bir şey yok. Ben en azından takım arkadaşlarıma savaşı kazandırayım, vakit kazandırayım diye şu tarafa doğru kaçmaya çalışıyorum. Ufak ufak. Ama maksimum kazandıracağım 3-5 saniye. Buraya kadar kaçıyorum. Ama yaptığım şey hiçbir işe yaramıyor. Kalista burada ölüyor. Sonra gidiyor Seraphine ölüyor. Yani bari kaçsalar, dalmasalar da ölmeseler. Ya da benle birlikte dalsalar, bana dönseler, şey yapsak. Adamları kessek. Üst üste sürekli hata yapıyoruz ve bu arada Nasus da midden ittiriyor. Şuradan görecek olursanız ki. Kuleyi aldı. Burada da inhibitörü alıyor. Ben dedim ki herhalde burada büyük ihtimalle oyunu kaybederiz. Çünkü Nasus 17 level olmuş. Dakika 30 aşmış. Burada sadece Orianna var. Yani Nasus burada oyunu bitirir diye düşündüm. Zaten bir tane kuleyi de alıyor. Derken işte Ekko falan doğuyor. Burada direkt fight diyorlar. Hızlı seri bir şekilde. Bu arada Viego gerçekten güzel oynuyor. Ekko olduğu zaman W'sunu falan çok iyi kullanıyor yani adam. Daha sonrasında burada bütün olay bittikten sonra ben doğuyorum. Viego'yu kovalayacağım ama Viego çoktan gittiği için burada level'i ittiriyorum sadece. Şimdi omurga kran'da aldığım için ayrı bitirmeye çalışıyorum. Tek başıma direkt en önlere doğru açılıyorum. Daha sonrasında bir tık daha safe oynamak istiyorum. Yavaştan Kalista'nın yanına doğru gidiyorum. Eğer birisi varsa adama dalacaksa diye. Baktım yok. Ormanda sürekli dolaşıyorum. Seraphine midde. Seraphine midde olduğu için yavaştan Seraphine'in yanına gidiyorum. Burada Seraphine'le koridoru ittiriyoruz. Şimdi burada Akali geliyor. Akali'nin geldiğini görür görmez baktım tek başına direkt dalıyorum. Önce pasifini alıyorum. Banshee'sinin. Sonra direkt ultiyle şey yapıyorum. İçeride bırakıyorum. Fakat adam içeride zonya basıyor ve içeride zonya bastığında görünüyor mu bilmiyorum ama bu hareketi bayağı bizi dağıtıyor. Burada ben Akali'yi kesiyorum. Çok güzel bir şey ultisi geliyor. Seraphine ultisi geliyor. Buradaki fight'ı biz kazanıyoruz. Ben bir takiplemeye çalışıyorum ama gerçekten çok hızlılar. Yani Viego Karma ikilisi aşırı hızlı oluyor. Karma zaten tek başına beni counterlıyor. Üzerine ne zaman atlasam E ile hızlanıp geri kaçıyor adam. Bu arada bu TP'lerde Nasus yok. Çünkü Nasus da benim yaptığım hatayı yapıp sürekli ittirmeye çalışıyor. Şimdi ben burada yine kocaman bir hata yapıyorum. Canım bu kadar az. Burada Nasus olduğunu biliyorum. Burada kuleye sinyaller geliyor ve Kalista bu kuleye doğru yaklaşıyor. Kalista buraya doğru yaklaşınca ben sanıyorum ki Kalista arkamda. Kalista arkada beni bekliyor sanıyorum. Ve burada bu canla kulenin altında duruyorum. Nasus üzerime W atıp hayalet basınca da, ulti basınca da Kalista nasıl olsa arkamda şurada bir yerde diye ben gidiyorum. Nasus'a dalıyorum. Nasus da beni kesiyor. Çünkü Kalista burada farm yapıyormuş. Sıçrasını atıp beni kesiyor. En son 10'a 5 falandım. 12'ye 10 oldum. Yani dengeyi bayağı kaybettik. Burada şu an 3. inhibitörde açılıyor. Ve adamlar yavaştan bitirmeye oynuyorlar. 3 inhibitörün açılıp da kazandığımız çok az sayıda maç vardır. Yani genel olarak 3 inhibitörün açılıp kazanıldığı maç sayısı çok azdır. Çünkü ikişer her lane'den kocaman minyonlar çıkıyor. Yani kendi başınıza bıraksanız o minyonlar oyunu bitiriyor zaten. Burada iki takım da hata yapıyor. Bizim kazanmamızı da bu sağlıyor açıkçası. Bir onlar hata yapıyor, bir biz hata yapıyoruz. Ama burada en son hatayı onlar yaptığı için biz kazanıyoruz. Burada yapacak bir şeyim yok. Bekliyorum. Millet yavaştan toparlanıyor. İşte ejder çıkacak. Ben bir tık sola ittiriyorum. Çünkü burayı ittirmesem sıkıntı olacak. Teleportum var. Bekliyorum ama bizimkiler akıllılık edip girmiyorlar. Bu arada bu son ejder. Bulut ruhunu alacaklar. Ben burada lane ittiriyorum. Bizimkiler girmiyor. Ejderi veriyoruz. Şimdi burada ben base atarken burada olaylar dönüyor ve Viego geliyor, Ekko'yu kesiyor. Daha sonrasında bizim Orianna da şeyi kesiyor, Viego'yu kesiyor. Daha sonrasında fight'a ben geliyorum. Burada ne var ne yok dalıyorum şimdi Kaisa'ya. Kaisa'nın da şöyle bir özelliği var. E ile üzerine attığım zaman E basıyor, görünmez olup kaçıyor benden. Daha sonrasında ilk Nasus'u görüyorum. Direkt onu kesiyoruz. Burada adamları takipliyorum. Sıçra atıyorum. Ne var ne yok basıyorum. Çünkü üzerimde koruyucu meleğim var. Arkamdan Orianna takipliyor. Burada Karma artık çok fazla şey yaptığı için, önde kaldığı için Kaisa yerine gidiyoruz. Onu kesiyoruz. Burada ben Kaisa'yı arıyorum bir tık ama bulamayacağım. Kaisa çünkü basıp gitmiş. Daha sonrasında lane'e ittirmeye başlıyorum hemen. Şimdi yukarıda Baron var. O yüzden lane'i çok ittirmeden hemen Baron'a doğru koşuyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bizim şu an 2 inhibitor açık. Nexus da açık. Yani buraya Nasus bir şekilde gelse ya da Viego şuradan W ile falan geçip gelse oyunu bitirebilir. Kimse tutmuyor burayı. Gidip gitmemekle biraz kararsızım ama Ekko burada base... Ekko diyorum. Orianna burada base attığı için ben fight'e gidiyorum. Burada bizimkiler Kaisa'yı önde yakalayıp kesiyorlar. 3'e 4'e 4'lük bir takım savaşı olacak. Çünkü burada da Karma yok. Ben de hemen arkadan geliyorum. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Direkt kendimi Viego'ya fokus atıyorum. Viego kaçamıyor. Daha sonrasında burada Viego'yu kesiyoruz. Sonra da gidip Baron'u yapıyoruz. Şimdi onlar en başta biz Baron aldık. Onlar Baron aldı. Biz tekrar Baron aldık. Adamlarda 4 ejder var. Totalde de 6 ejder alınmış. Burada tekrar lane'leri itiyoruz. İtiyorum daha doğrusu. Burada çok fazla lane itmeyeceğim. Yani buraya itip geri döneceğim. Üzerimde tekrar Baron olduğunu fark ediyorum ve buradan ittirmeye devam ediyorum. Şu an haritada da hiçbir şey olmuyor zaten. Şimdi bunu yaparken gözüm sürekli şu taraflarda. Çünkü şuradan bir yerden adamlar ittiriyor. Ben bot side'deyim. Bana doğru gelip hepsi beni kesecekler. Beni kestikleri zaman da ben bir şey yapamam. O yüzden burada ittiriyorum. Sonra şalıda bekleyip haritaya bakıyorum. Biri bana geliyor mu? Baktım millet şurada hep oyalanıyor. İleri geri yapıyorlar falan. Ben burada dedim tamam ittiririm. Adamlar orada ileri geri yaparken ben burada ittirmeye devam ediyorum. Bir noktada hepsi bana yöneliyor burada. Şurada hepsi bana yönelecek. Şurada hepsi bana yöneliyor. Ama ben hala şey sanıyorum, bunu ileri geri yapıyorlar sanıyorum. Burada elimi atıp içeri girdiğimde önce Viego beni karşılıyor. Sonra direkt üzerime çöküyorlar Akali ile birlikte. Nasus, Karma falan hepsi buraya geliyor. Ben burada ölüyorum. Sonra burada Nasus çok önde kalıyor. Orianna'yı kesmeye çalışıyor. Bizimkiler Nasus'u kesiyorlar. Küçük bir team fight. Burada Kaisa Orianna'yı kesiyor. Ama Seraphine çok güçlü. Adam 3-3-20 oynuyor ve üzerindeki ya full eşya olmuş bile. Bu arada aşağıda da Ekko'yu kesiyorlar. Şu an zaten aşağı yukarı herkes full eşya. Yani Kaisa değil. O da çok kötü bir KDA'sı olduğu için. Yine bir hata yapıyoruz. Oyun yine uzuyor. Dakika 40'ı buluyor burada. Şimdi bizimkiler yavaştan ittiriyorlar ve şimdi kadim ejderha var. Yani oyunun kaderini belirleyecek yer kadim ejderha. Çünkü kadimi kim alırsa o maçı net kazanacak. O ekstra kadimin verdiği buff çok güçlü. Oyundaki baron buff'ından bile güçlü olabilir. O yüzden direkt buraya geliyorum. İttirme falan yok. Direkt koşa koşa buraya geliyorum. İçeri girsem mi girmesem mi bekliyorum burada. Daha sonrasında adamlar burada şey yaparken Nasus adamlardan ayrı düşüyor. Bizimkiler de buradan geliyor. Orianna'nın özellikle buradan gelmesi çok önemli. Çünkü burada şöyle bir pozisyon çıkartacak bize. Nasus burada takımdan ayrı kalıyor. Burada duruyor. Orianna bunu fark ediyor. Nasus'u darlamaya başlıyor. Biz de buradayız. Burada eğer gelen giden varsa burada göreyim diye buradayız Seraphin'le. Orianna Nasus'u fark ediyor. Nasus'u darlamaya başlıyor. Nasus'un canı çok azalıyor. Daha sonrasında burada tetiği çekiyor. Direkt içeri giriyoruz. Burada ben direkt fokusu Viego'ya atıyorum. Viego'yu kestik. Sonra direkt Karma'ya atıyorum fokusu. Karma'yı kestik. Takım savaşı kazandık. Buradan da ittiriyoruz sonuna kadar. Ve oyunu bitiriyoruz. 3 inhibitörümüz açıkken oyunu böyle kazanıyoruz arkadaşlar. Aslında çok kolay bir kazanabileceğimiz maçı yaptığımız hatalar üzerinden 42 dakika gibi çok yüksek. Bu bayağı konuşacak galiba. Hah, bitirdi. Çok kısa sürede bitecek bir maçı yaptığımız hatalar yüzünden çok uzun bir sürede bitiriyoruz ve neredeyse maçı kaybedecektik. Yani 3 inhibitörümüz açıktı. Fakat burada gerçekten bot lane takım da dengeli bir takım ayrıca olduğu için burada maçı kazanıyoruz. Dediğim gibi bu maçı normalde direkt video çekecektim. Maç içerisinde anlatacaktım. Fakat başta bir tık kötü oynadığımız için burada bıraktım. Fakat şuradan sonra bizim için olaylar döndü arkadaşlar. Bu maçın kırılma noktası, en büyük kırılma noktası bizim için bu. Çünkü biz burada şunu yapmasak, biz burada gelip 2 kili almasak büyük ihtimalle toparlayamayacaktık. Biz toparladıktan sonra bizim oluşturduğumuz etki çok büyük maça. Daha sonrasında da takım zaten kazanıyor. Burayı tekrar izleyelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer gelişmeme yardımcı olmak isterseniz, videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.